Venedik'teki Santa Maria dei Frari Kilisesi'ndeyiz. Sunağın arkasında yer alan Titian'ın yaptığı Meryem'in Göğe Yükselişi adlı devasa resmi inceliyoruz. Resmin boyu yaklaşık olarak 7-8 metre civarında. Bu gerçekten çok büyük bir resim. Aşağıdan Meryem'e doğru bakan havariler gerçek insan boyutlarından biraz daha büyükler. Havarilerde heyecanlı bir hava var. Sağdaki kırmızılı figürün suratını görmüyoruz bile. Ama görüş hizamızda olduğundan tabloyu incelemeye başlamak için çok iyi bir seçim. O ellerini Meryem'e doğru uzatırken biz de gözlerimizi ve dikkatimizi yukarı çeviriyoruz. Meryem kollarını dua edercesine açmış. Ama aynı zamanda kendisini üstünde bulunan Tanrı'ya teslim ediyor. Onu cennete kabul eden Tanrı'nın kolları da sonuna kadar açık. Meryem'in yükselişinin Hristiyanlıktaki dini anlamı da zaten bu. Göğe yükseliş ölümle beraber fiziksel dünyayı terk edip cennete kabul edilmeyi konu alıyor. Dünyaya bağlı figürlerde sanki yer çekimine karşı gelip Meryem'le beraber göğe yükselmek istiyorlar. Burada ölçek konusunda ilginç bir algı oyunu var. Yukarıya doğru bakarken ölçek değişmiyor. Yine de Tanrı daha yukarıda ve uzakta olmasına rağmen daha büyük görünüyor ve gökyüzünü tamamen kaplıyor. Meryem ise bu sayede olması gerektiğinden küçük görünüyor. Çünkü biz ona aşağıdan bakıyoruz. Meryem'in etrafında altın renkli bir hale var. Halenin etrafındaki melek figürleri bulutların üzerindeki Meryem'i destekliyorlar. Sanki sunaktan dört bir yana ruhani altın renkli ışıklar yayılıyor gibi. Resmin çevresi de gotik tarzı pencerelerle çevrilmiş. Yani resimdeki bu altın ışık gerçek bir ışık halkasıyla sarılmış. Bu resim sunağın üzerinde duruyor. Yani sanatçının buraya böyle bir resim yapabilmesi inanılmaz. Kiliseye girdiğinizde resmi tam karşınızda merkezi bir noktada görüyorsunuz. Dikkati hemen üzerine çeken bu kadar büyük bir sanat eserinin simetrik bir yapıda olmasını beklersiniz. Fakat ressam tam tersine resmin alt tarafındaki figürleri kullanarak bir asimetri oluşturmuş. Figürler çok farklı şekillerde el kol hareketleri yapıyorlar. Meryem'de ise kavisler ve diagonaller var. Giysisinin oluşturduğu gölge vücudunu çaprazlama olarak kesiyor. İşte bu diagonal resmin merkezinin de kaymasına neden oluyor. Kiliseye girdiğinizde doğrudan bu resme bakıyorsunuz. Resim koro kısmını diğer kısımlardan ayıran kemerli bir yapıyla çerçevelenmiş. Bu durum bakışların resimde toplanmasına neden oluyor. Bu resmi ve Titian'ın bu kilise için yaptığı bir diğer resim olan Pesaro Madonna'sını da reprodüksiyonlarına bakarak tam manasıyla anlamak mümkün değil. Böyle resimler yerinde görülmeli. Orijinalini gördüğünüzde sizi büyüklüğüyle, renklerinin zenginliğiyle ve karmaşıklığıyla etkisi altına almalı.